Muğla'mıza geldiniz, eşsiz büyüsüne kapılıp geri dönmek istemediniz. Tabii ben Muğla'lı hemşehrilerim derken 13 ilçede yaşayan 1 milyona yaklaşan nüfusuyla bütün Muğlalıları ve Muğla'da yaşayanları kastediyorum. Bu ayrım nereden çıktı diye soracak olursanız 17 Kasım tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın 6 ilçe belediye başkanıyla beraber yapmış olduğu tanıtım filminden çıktı efendim. Muğla'da yaşamak, Muğla'lı olmak tabii ki en doğal hakkımız. Bu tanıtım filminde Sayın Belediye Başkanımız 6 belediye başkanıyla beraber Muğla'da evi olup da ikametgahı başka şehirlerde olanları Muğla'ya davet ediyor. Size daha iyi hizmet vermek de bizim görevimiz ve hakkımız. İkametgahınızı da alın gelin diyor. Burada ne varmış canım, gayet doğal bir şey diyebilirsiniz. Ama aynı belediye başkanı bundan 6 ay evvel turizm sezonu başladığında, yavaş yavaş hareketlenmeler başladığında ulusal kanallara çıkarak Muğla'ya gelmeyin, pandemi var, Muğla'daki sağlık hizmetleri yeterli değildir diye açıklamalar yaptı. Bunun için de sizden küçük ama önemli bir ricamız var. Belediye başkanımız acaba pandeminin bittiğini mi zannediyor? Şimdi aradan 6 ay geçmiş, insanlara ikametgahınızı alın gelin diyor. Peki aradaki fark ne? Muğla'da 6 aydan fazla yaşıyorsanız lütfen ikametinizi Muğla'ya aldırın. Düşündüm, şöyle bir kanıya var. 6 ay evvel Muğla'ya gelecek olan, yani Muğla'da otellerde konaklayacak, restoranlarda yemek yiyecek, kuaföründe, berberinde tıraş olacak, minibüsünde seyahat edecek olanlar paralarını Muğla'daki esnaflara verecekler. Ama şimdi... Kayıtlı nüfusumuza dahil olun ve kentimizin hizmet kalitesini arttırın. İkametgahını alıp gelenler parasını belediyeye verecek. Nasıl mı? İller Bankası nüfusa göre para ödeme yaptığı için gelecek olanların getirmiş olduğu rant sadece belediye başkanlığı ilgilenir. Yani esnafa para kazandıracakken pandemi var, belediyeye para gelecekse sıkıntı yok. Sevgili hemşerilerim, Muğla halkı olarak sizlerle birlikte aileyiz, birlikte Muğla'yız. Videoda en komik olan kısım ise Sayın Belediye Başkanı'nın biz birlikte aileyiz demesi. Hangi aile? 6 tane belediye başkanıyla kurduğunuz bir aile var da bizim haberimiz mi yok? Sizin kimlerle aile olduğunuzu biliyorduk da. Ailemize eklenen her bir vatandaşımız da sadece sayımız değil, fikirlerimiz, bakış açılarımız ve farklılıklarımız da zenginleşiyor. Böyle bir aile anlayışımız asla olmadı. 19 yıldır iktidarda olan partimiz, hükümetlerimiz hiçbir ayrım yapmadan CHP'nin Bodrum Belediyesi'ne de suyu getiren, DSİ ile suyu getiren bizim hükümetimiz, Fethiye'deki arıtmayı da yapacak olan Turizm Bakanlığı marifetiyle bizim hükümetimiz. Eskiden yaz dönemlerinde artan geçici nüfusun yerini yerleşik nüfus alıyor. Yaşayan nüfusumuzun eğitim, kültür, sağlık, altyapı gibi merkezi ve yerel hizmetlerden daha üst seviyede yararlanmamızda hangi ilçede hangi siyasi partinin olduğuna asla dikkat etmedik. Bütün ilçelerimize ayrım yapmaksızın hizmet götürmeye devam ettik. Bilmesi için lütfen nüfus kayıtlarımızı Muğla'ya aldırarak Muğla'da kalalım, Muğla'da olalım. Diyorum ki 2019 yerel seçimlerinde Muğla'nın 13 ilçesinin 7'sini bu yönetim anlayışından kurtaran saygıdeğer Muğlalılar ilk seçimde de Muğla'nın tüm ilçelerini bu yönetim anlayışından kurtaracaklar.